Evet, bugünkü canlı yayınımız yani 30 Ekim 2012 günlerden Salı ve 16.50 saatlerimiz şu anda günün ikinci canlı yayına. Başlıyoruz arkadaşlar. Tekrar edelim. Az önce söylediğimiz şeyleri, ses konusu bir sıkıntımız vardı, o yüzden yeniden başlayalım. Bugün için Euro Dolar paritesinde sabah saatlerinde bir beklentimiz vardı. Bu beklentiyi de sizlerle paylaşmıştık. Neydi bu beklenti? Aslında grafiklerde, sabahki şablonlarda da çok net olarak bunu söylemiştik. Demiştik ki 29.74-29.97 aralığının altında kaldığımız sürece biz aşağı hareket bekliyoruz demiştik. Ve sabah saat 11-12 arasında yapmış olduğumuz canlı yayında da fiyat, bakın saat 11'de burası 29.50 seviyelerine yaklaşık bir yerlerdeydik arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde bir 25 pip daha hareket ettik ve görmüş olduğunuz gibi bir önceki bar 29.74 seviyesine ulaştıktan sonra bir pip bile sapmadan aşağı doğru harekete geçti. Şu ana kadar 17 piplik bir geri çekilme gerçekleştirdi. Hareketin devamının gelme ihtimali şu an için kuvvetli duruyor. Bunu söyleyebiliriz. Yani şuradaki seviyeyi değerlendiren arkadaşlarımız, 29.74 seviyesini değerlendiren arkadaşlarımız 29.97 ya da bunu 1.30 olarak da algılayabilirsiniz. 1.30 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareketin devamının gelme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda yukarı doğru hareketlerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olacaktır. Şuradaki seviyinde şuradaki seviyenin üzerine çıkamazsak. Evet, bu aralık güzel çalıştı. Hedefler neresi olacak? Basamak basamak gidelim. Öncelikle 29.50 arkasından 29.35 ve 29.11 belki de karşımıza çıkabilecek olan seviye arkadaşlar. Buralara kadar geri çekilmelerin devam etme ihtimali şu an için hala kuvvetli gözüküyor. Eğer sizler de az önce sabahtan söylemiş olduğunuz, şablonlarda da göstermiş olduğunuz bu mavi aralıktan faydalandıysanız mavi arala gelip aşağı doğru hareketlerden de umarım istifade etmişsinizdir. Şu ana kadar demiş olduğum gibi bakalım kaç pip olmuş karımız, yaklaşık olarak 17, evet 17 pip tam olarak bir geri çekilme gerçekleşmiş. Bakalım 29.50'yi şu anda bekliyoruz. Arkasından 29.35'ler karşımıza çıkacaktır. Şunu da eklemiş olalım. Arkadaşlar lütfen bugün de bu saatten sonra çok ciddi hareketlerle karşılaşma ihtimalimizin yüksek olmadığını hatırlayalım. Bunun sebebi ise şu, hatırlarsanız dün de aynı şekilde de Amerikan borsaları bu kasırga nedeniyle kapalıydı. Aynı şekilde bugün de Amerikan borsaları kapalı olacak. O yüzden hareket miktarı gece saatlerinde nasıl ki çok hızlı hareketler görmüyoruz, yine aynı şekilde çok sert hareketlerle karşılaşmayacağımız bir piyasa bizi bekliyor olabilir. O yüzden buna dikkat edelim. Amerikan borsalarının kapalı olması konusunda uyarınızı da yapalım. Bunu da analiz yaparken, işlem yaparken değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Tamamdır. Şu an için Euro Dolar için paylaşacaklarım bunlar. Arkasından Sterlin Dolar'a geçelim hemen. Sterlin Dolar paritesi için söyleyebileceğimiz ne var diye bakalım. Sterlin Dolar için de bugün ne demiştik? Yukarı yönde özellikle 1.61.09 seviyesinin altında kaldığımız sürece aşağı hareket beklentisi içinde olduğumuzdan bahsetmiştik. 1.60.85 seviyesinin altına 65.85'i bile şu anda geçemedi ve aşağı doğru çok küçük bir tepki verdi. Açıkçası hala biz aşağı hareket beklentimizi koruyoruz. 61.09 seviyesinin üzerinde, daha doğrusu buraya daha ulaşamadık bile. Ki şurada görmüş olduğunuz trend çizgimizde bence güzel şekilde çalışacaktır. Bakın şu tepe noktaları, şurası. Bunları birleştirdiğimizde karşımıza çıkan bir trend çizgisiydi bu. Ve şu an için hala bu trend çizgisinin altındayız. O yüzden yukarı hareket beklentisi içerisinde olmanın çok riskli olduğunu söyleyebilirim. Tamamdır. Buna dikkat etmekte fayda var. Sterlin doları takip eden arkadaşlar için ise aşağı doğru da 60.47 ve 60.08'e doğru geri çekilmelerle karşılaşabiliriz. Bunu da söyleyelim. Gelelim altına. Altın takipçileri fazla biliyorum.
Sabah saatlerinde ne demiştik? Aşağı doğru 1721.90'ın altında kaldığımız sürece aşağı hareket beklentimizi koruduğumuzu söylemiştik sizlere hatırlıyorsanız. Hatta bir arkadaşımız sordu. Buradaki yüzlük hareketli ortalamanın 1710.26'nın üzerinde kaldığımız sürece yukarı hareket bekleyebilir miyiz demişti. Biz de kendisine demiştik ki bunu bekleyecekseniz bile 1715'in üzerinde en azından kalalım ki o zaman küçük küçük 1717-67 ve şuradaki 1721.90 seviyesine kadar yukarı tepkilerle bekleyebilirsiniz ama bunlar riskli olmasına rağmen faydalanabilecek seviyeler dedik. En azından şuradan bir işte 2,5 dolar buradan da toplamda işte 6-6,5 dolar civarında bir kar alabilirsiniz. Ama görmüş olduğunuz gibi 1715 seviyesindeki direnç bile aşılamadı arkadaşlar. Buradan aşağı doğru tepkiler geldi ve yaklaşık olarak 57 pip civarlarında bir geri çekilme yaşadı altında. Beklentimiz daha doğrusu hedeflerimiz neresi olacak? 1706.42 arkasından şurada görmüş olduğunuz 1703.78 ve 1699.50 gibi hedeflerimiz var. Şu anda hala söyleyelim 1721.90 seviyesinin altında kaldığımız sürece yukarı hareket beklentisi içerisinde değiliz. Bunu tekrar tekrar söyleyebiliriz. Aşağı doğru hareket etme ihtimalimiz biraz daha kuvvetli. Artık kullandığımız göstergelere bakarsınız. Dilerseniz alım sinyallerini kaydı almadan sadece satış sinyallerinde hareket ederek paritelerdeki hareketi yakalayabilirsiniz. Evet, altın içinde paylaşacaklarımız şu anda bu arkadaşlar. Dolar TL'ye hemen bakalım. Şuradaki bölgeyi de açarak dolar TL'yi ekranımıza alalım. Hatta şu şekilde değil de birazcık şöyle büyütelim. Evet, dolar TL içinde bugün için ne demiştik? Şurada bir bölge belirtmiştik. Bu bölgenin eğer ki üzerinde kalırsak yukarı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var demiştik. 1.7968, 1.7990 aralığındaydı bu seviye. Yaklaşık olarak bakalım 20 pip civarında bir aralık var. Bu aralığın üzerinde kalmamız durumunda yukarı doğru hareketlerle karşılaşabiliriz. Bu aralığın altında kalamadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan yine bir tepki verdi. Ama günlük kapanış eğer ki 79.90'ın özellikle altında olursa aşağı doğru hareket etme ihtimalimiz biraz daha kuvvetlenebilir. Onu da yarın sabahki analizimizde zaten belirtiriz. Sabah olduğu gibi yine takip edilmesini çok fazla önermiyoruz. Diğer paritelerdeki fırsatları yakalamak çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki karar her zaman son karar sizindir arkadaşlar. Tamamdır, şimdilik o zaman soru cevap kısmına geçeceğiz. Biraz daha detaylı olarak politikleri inceleyeceğiz ama öncelikle şu canlı yayınımızı bir durduralım. Arkasından sizlerle beraber tekrar devam edeceğiz arkadaşlar.